Bu filmin engelsiz erişimi Sesi Betimleme Derneği tarafından yapılmıştır. www.sebeder.org. Siyah fonda engelsiz kampüs yazdı. Yavaşça silindi. Karanlık, blu ortam yavaş yavaş netleşiyor. Çam ağaçlı kampüs bahçesindeki bankların birinde 23'lerinde kısa saçlı genç bir kadın oturmuş, kulaklığından bir şeyler dinliyor. Önünden geçen tekerlekli sandalyedeki sakallı genç adam kollarının desteğiyle sürdüğü sandalyesiyle ilerliyor. Bir şey duymuş gibi döndürdü sandalyesini. Kadının durduğu yerde yanına gelen adamla konuşuyor. Uzun boylu adam oldukça hararetle bir şeyler anlatmakta. Bedensel engelli diğerine göre daha sakince cevaplarken banktaki kadın etrafına ilgisiz, kulaklığından gelene odaklı ritim tutuyor. Bir an dikkatle kulaklığını çıkardı. Beyefendi, aracınızı normal park yerine park etmişsiniz. Zaten her yer engelli park yeri dolu. Bizim gibi araçların bir iki park yeri varken gelmişsiniz, o normal araç yerine park etmişsiniz. Yani lütfen arabanızı oradan kaldırın. Tamam kardeşim, ne inat ediyorsun? Otopark sıkıntısı var zaten. Acelemiz vardı, özür de diledik. İki saattir şov yapıyorsun burada. Allah Allah ne ya. Ne demek şov yapıyorum? Şov yapıyorsun. Beyefendi, arabanızı beyefendi. Lütfen çekebilir misiniz? Kardeş, hayır, çekemem. Kardeş. Nasıl çekemez? Hayır. Kardeş, beyefendi haklı. Hem aday. Adaylara biraz daha saygı lütfen. Çekmeyeceğim ben. Konuya katılan görme engelli kadın konuya çok da takılmadan telefonuna bakıp telaşla toparlandı. Hissedilebilir yüzeyin minik yuvarlak noktalarıyla kaplı zemin hızla akarak geçiyor. Kadının siyah beyaz askılı tulumunun paçaları ve renkli spor ayakkabıları hızla zeminde ilerlemekte. İnce uzun çizgi kabartmalar yine noktalara döndü. Geçtiği kaldırımın tüm zemini yönlendirmeli kabartma zeminle kaplı. Kadın tek yürüme mesafesi kalmış daracık bir bölümden ilerliyor. Kampüs içinde etrafına bakınarak elinde bir kağıtla yürümeyi sürdürüyor. Duraksayıp elindeki kaplı kağıda baktı. Pardon. Blok nerede acaba? Kadın ellerini birleştirdi, kulak hizasında parmaklarını döndürdü. Altyazıda üzgünüm sizi anlamıyorum yazıyor. Farklı yönlere gittiler. Genç kadın bahçe içinde oturma yerlerinin önünden geçip camlı bina kapısından girdi. Sırtında büyükçe bir sırt çantası var. Katta yürüyor. Kızıl kısa saçları, iri çekik renkli gözleri, yuvarlak bir yüzü var. Pardon, burada ne yazıyor, yardımcı olabilir misiniz? B blok 3. kat. Eliyle Braille yazıyı okuyup arkayı gösterdi. Kadın kağıdı alıp koridordaki asansöre yönelirken kır saçlı sakallı adam bastonunu düzeltip yerden yön bularak yoluna devam etti. Kadın koşturarak B9 103 nolu derslik önüne geldi, hızla içeri girdi. Girdiği hızla da çıktı, koşuyor. Öğretmen sınıfa 3 gösterdi, çenesine dokunup 1 dedi ve bileğini keser gibi yapıp avucuna yazdı. Altyazıda 3 yanlış 1 doğruyu götürür yazıyor. Pardon. Kız mahcup çıktı. Öğretmen işaret parmağını aşağıya indirip baş parmağıyla halka yaptı ve bileğine dokundu. Altyazıda sınav süresi 90 dakikadır yazdı. Kız telaşla koşturuyor. Başka bir dersliğe girdi, kapı ardından kuruluşarak kapandı. Tamam. Affedersiniz. Görme engelli öğretmenin arkasındaki sandalyeye geçti. Kağıdı. Öğretmen sınıfa dönerken sınav kağıdı Braille alfabesiyle yazılı 2 sayfa. Her sayfaya hızla baktı. Diğerleri parmaklarıyla soruları okuyorlar. Kadının yüzü asıldı. Hocam çıkabilir miyim? Tabii. Kalktı ve kağıdı verip yürüdü. Öğretmen kollarını açmış. Ne oldu diye şaşkın bakıyor. Sırttan görünümde kadın düşük omuzlarla koridorda ilerliyor. Kollarını yana sarkıtmış, sırtında çantası koridorun geniş aralığına doğru yürürken süreti gittikçe belirginliğini kaybetti. Bu filmin engelsiz erişimi Sesi Betimleme Derneği tarafından yapılmıştır. www.sebeder.org. Metin yazarı ve seslendiren Çiğdem Yeşilmak. Altyazı Melisa Koçak. İşaret dili Müjde Kolçak. Kontroller Ayşegül Derin, Beliz Yoşar. Teknik yapım Dağ Prodüksiyon. Betül Ağızkalı engelli adayı Hamit Bayhan. Tekerlekli sandalyedeki adam. O ben Can Kutay. Park sorunu olan adam Gökay Demir. Birinci görme engelli. Rabia Topkaya işitme engelli. Tuğçe Güne işitme engelliler öğretmeni. Mehmet Buner ikinci görme engelli. Mustafa Bey Doğan görme engelli öğretmen. Yönetmen Yusuf Özer. Senaryo Mustafa Kurt. Görüntü yönetmeni Kurgu Yusuf Özer. Teknik yönetmen Gökay Demir. Ses G. Bilen Özbilgiç. Işık Ceyhun Göktaş. Müzik Nicola Paganini. La Paganella Concerta No. 2. Yorumlayan Teddy Papavrami. Teşekkürler Hacettepe Üniversitesi, EGET, Eğitimde Görme Engeller Derneği, Proje Ortağı Engelsiz Otlu Topluluğu, Engelli
Üniversite Öğrencileri İnisiyatif Projesi Sabancı Vakfı hibe programları kapsamında desteklenmektedir. Renkli Işık Haneler için 2016 yazdı. Engelli Üniversite Öğrencileri İnisiyatifi Projesi olarak elde ettiğimiz verilere göre her 100 görme engelli öğrenciden sadece 5'i üniversitelerindeki kütüphanelere tek başına gidebiliyor. Her 100 üniversiteden sadece 10'unda işitme engelliler için işaret dili bilen personel var. Her 100 üniversitenin sadece 46'sında fiziksel engelliler için rampa ve 31'inde düzenlenmiş kaldırım var. Her 100 üniversitenin sadece 18'inde görme engelliler için hissedilebilir zemin uygulaması bulunuyor. İyi günler sevgili seyirciler. Bugün 28 Ekim 2016 Cuma günü saat 18 ve Haber Aks'ta Engelsizsiniz programındasınız. Hepinize hoş geldiniz diyorum ve sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bugün çok önemli bir gün, 28 Ekim. Dünyada bugün adına o kadar çok şey olmuş ki alt alta eklediğiniz zaman bir sürü şeyler var, güzellikler var. Dünyada birçok ülkeler adına yapılan ilkler, şunlar bunlar. Hatta bugün animasyon günüymüş, dünya animasyon günüymüş. Animasyoncular animasyon günlerini kutluyoruz o işlerle ilgilenenlerin. Yalnız bugünün aslında mesela neymiş? Christoph Colomb Amerika Küba'yı keşfetmiş ve İspanya adına el koymuş bugün. Yıl 1492. 1636'da Amerikan Üniversitesi Harvard kuruldu ki ben 4 sene orada torna tesviye okudum. Bir şey anlamadım çünkü İngilizceydi, geri geldim. Benim ilk üniversitemdir yani Harvard. Ama daha da önemlisi özgürlük heykeli. Fransızların hediyesi olarak bu özgürlüğü çok seven, özgürlük dağıtan o Amerika'ya kurulan heykel yani. Bugün kurulmuş, oraya gidip yapılmış 1886 yılında Fransızlar yapmış. Ama daha da önemli olan bir şey var ki bugün 28 Ekim, yani nasıl anlatayım size, 1923 yılında Mustafa Kemal Paşa Çankaya Köşkü'nde verdiği bir akşam yemeğinde yarın Cumhuriyet'i ilan edeceğiz demiş. Yani 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na. Ve ben şimdiden hepinizin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Ve sonsuz Cumhuriyet Bayramları diliyorum Türkiye Cumhuriyeti için. Gelelim bugüne. Bugüne çok heyecanlıyım, inanın bana çok güzel. 3 tane konuğum var. İkisi öğrenci, birisi akademisyen. Birisi akademisyenliğin çıtasını o kadar yükseltmiş ki ben bir şey diyemiyorum. Yani okurken, bakarken hepsi, her yaptığı proje, makaleleri, yaptıkları, ettikleri ayrı bir program konusu. Hani diğer öğrencilerimse gelince sözüm ona görme engelliler. Birisi müzik öğretmenliğinde okuyor, Gülçin Akçan sevgili. Dünya tatlısı bir kardeşimiz. Birisi de Seyit Bal. O da sosyal bilgilerde okuyor. O da sözüm ona görme engelli. Yalnız bir de doçentimiz var. Doçent doktor Ayşenur Büyükgöze ve Kavas. Bakın Ayşenur Büyükgöze Kavas. Bu ismi ne olur unutmayın. Hatta araştırın, üzerine bakın. Çünkü yapmadığı bir tek bu programa katılmak olmuş. Sağ olsun, var olsun. Bugün burada ve ben çok mutluyum. Onunla tanışmak, onlarla birlikte olmak. Ve tabii ki işaret dili tercümanı Murat Tekin benim yanımda. Her zaman olduğu gibi ona da çok teşekkür ediyorum. Bazen unutuyorum. Kızıyor dışarıda, tokatlıyor, dövüyor beni. Hiç hoş olmuyor. Yani kötü bakıyor insanlar. Ve geçiyoruz konuklara. Sevgili seyirciler, onlardan şimdi kendilerini tanıtmasını isteyeceğim ama yani özel insanlar. Lütfen bu sohbete ortak olun. Örnektirler. Üniversite öğrencileri ve akademisyen. Bunların yani bir arada olmaları ve benim programda olmaları zaten sesimden de anlaşılıyor, titriyor. Ve ben hemen topu onlara atıyorum. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok güzel bulduk. Gülüyorsunuz, çok güzelsiniz. Çok teşekkür ederim. Bana onur verdiniz, katıldınız. Çok yoğunsunuz. Size de Ayşenur Hanım, ben önünüzde saygıyla eğiliyorum. Çok teşekkür ederim. Açıkçası utandırıyorsunuz. Rica ediyorum, hiç utanmanıza gerek yok. Yani sizinle her konu konuşulur. Yani diyelim ki, ben dedim ya programdan önce, birçok insanın birçok işi yapmamasına sebep olmuşsunuz. Nasıl olsa Ayşenur Hanım yapıyor demişlerdir yani. Çok teşekkür ederim. Ama ben ediyorum. Her şeye rağmen engelsizsiniz seyircileri adına. Sizlerden biraz kendinizden bahsetmenizi isteyeceğim. Şöyle sıradan gidersek. Tabii ki. Kısaca bahsedeyim. Evet. 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Programı'ndan lisans derecemi aldım. Hı hı. Sonrasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktoramı yaptım. Yine Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında. 2011 yılında da doktora derecemi aldıktan sonra 2012 yılında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak başladım. Evet. Bu yıl Nisan ayında da doçentliğimi aldıktan sonra akademik çalışmalarım yine 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde psikolojik danışma rehberlikte devam ediyorum. Aynı zamanda aslında bugün buraya gelmemize neden olan sosyal yaşamı destekleme topluluğu da akademik danışmanlığının görevini yürütüyorum. Evet. Sanırım ilerleyen vakitlerde tekrar konuşacağız. Bunlardan bahsederiz ama iyi ki varsınız. Çok hem
Samsun'daki üniversitedeki bugün yanınızdaki öğrenciler için hem yani bir şanssınız, bir nimetsiniz. Çok İyi teşekkür ederim. Diyorum. Çok güzel çünkü sözler bunlar. Yani bunları duymaya alışkın olmamanızı ben anlamıyorum. O konuda da bir şey diyemeyeceğim. Evet Gülçin Hanım. Çok güzelim. Devam et. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Müzik Öğretmenliği 2. sınıf öğrencisiyim. Evet. %90 görme engelliyim. %90 ve müzik öğretmenliğine giren ilk öğrenciyim. Evet. Bizden sonra da yok. Samsun'sun. Evet. Bekliyoruz. Ama gelmelerini istiyorsun. Evet, değil mi? Kesinlikle. Samsun Müzik Öğretmenliği bölümü. Evet. Peki herhangi bir enstrüman çalıyor musun? Piyanoda 6. yılım. Evet. Kemanda 4 yıl bitti. Davul yok. Flütte 2. yılım. Vallahi. Dönemsel olarak bağlama ve gitar dersleri görüyorum. Vallahi davul çalaydın bayramlarda senin tanıdık muhtarlar var. Koyardı bir maliye falan. Onu da eğleteceğiz. Paranın belini kırardık ama lütfen yani o konuya da eğilelim. Evet Seyit Bey buyurun hoş geldiniz. Seyit Bağcı, Sayın Seyit Bağcı. Teşekkür ederim. Bu nasıl bir gülümsemedir? Bu nasıl bir güzelliktir? Yok, yakışıklılık. Estağfurullah. Samimiyetimle söylüyorum yani. Estağfurullah. Ben de Vezirköprülüyüm öncelikle. En önemli evet, olarak. Samsun Vezirköprü. Evet Samsun Vezirköprü evet. Tabii. Ben de 5. sınıftan itibaren görme engelliler okulunda okudum. Evet. 4 sene kadar. Ondan sonra Vezirköprü'de Anadolu Lisesi'ni kazandım. Vezirköprü Anadolu Lisesi'nde 4 yıl kadar okudum. Hı hı. Bitirip 19 Mayıs Üniversitesi'ni kazandık. Çok şükür. Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2. Evet. sınıftayım şu an. 1. Evet. sınıf bitirdik. 2. sınıfta devam ediyoruz. 2 yıl sonra o da bitecek inşallah. İnşallah. Hayırlısı. Nasip olursa hayırlısı. Evet. Hayırlısı. Allah sağlık versin. Bitireceğinize eminim. Hepimize inşallah. Şimdi engelsiz 10 diyoruz. Biz engelsiz 10'umuz bizi geçen 40. yıl etkinliklerine katılmıştım ben sağ olsun. O zaman Profesör Doktor Sevilhan Mennan ve Ahmet Tayfur Aslan girişimci öğrencim ve benim ona da selamlarımı gönderiyorum. Benim sahadaki gözümdür sosyal hayattaki. Saygılarımı gönderiyorum. 19 Mayıs Üniversitesi engellilerin ne bileyim katılımıyla daha doğrusu şeffaflaştı bu konuda. Çünkü her şeyi çok güzel yapmaya başladılar. Birçok üniversiteler örnek. Evet. Bunu ben samimiyetimle söylüyorum. Kesinlikle. Sizler bu konuda neler söylemek istersiniz? Mesela engellilerin yine toplumsal hayata katılımı. Hı hı. Allah'ım size soru sordum ya. Tamam yani. Özür dilerim. Gerçekten ne olur kızmayın. Yok rica ederim ne demek. Şimdi özellikle son yıllarda gerçekten üniversitemiz, 19 Mayıs Üniversitesi bu konuda çok duyarlı. Birçok yeniliği de peşi peşine yaşadığımızı söyleyebilirim. Öncelikle tabii ki bizim sosyal yaşamı destekleme kulübümüzle birlikte topluluğumuz, öğrenci topluluğu çünkü. Dediğim gibi ben akademik danışmanlığı yürütüyorum. Ancak orada gerçekten çok girişimci öğrencilerimiz var. Ve bunların da ve kulübümüzün de öncelikli hedefi hem engelli üniversite öğrencilerimiz, hem yaşlılar hem de kimsesiz çocukların sosyal hayata karışması. Ve bu anlamda da bir farkındalık oluşturmaktı. Biz bunu sağ olsun üniversitemizin yönetiminin desteğiyle hala devam ediyoruz. Şimdiye kadar bu alanda birçok değerli misafirimizi konuk ettik. Mesela örnek vermek gerekirse Boğaziçi Üniversitesi GETEM Direktörü Engin Yılmaz'ı da konuk ettik. Yine dünyaca ünlü bir bilgisayar firmasında yazılımcı olarak çalışan, kendisi de görme engelli olan Hasan Özdemir'i konuk ettik. Hatta bize canlı olarak bir küçük bir yazılım gösterisi yaptı. İnanamadık yani. Önce şey dedi, kör birinin nasıl yazılım yapabildiğini düşünüyorsunuz dedi ve canlı olarak yaptı. Tüm salon biz şaşırdık, takdir ettik tabii ki. Çok güzel örnekler yani bunları görmek. Bunun dışında yine Eğitimde Görme Engelliler Derneği Başkanı Sayın Emre Taşkın'ı misafir ettik. Kendisi de bize yine bu alanda yapılan uygulamalar, işte karşılaşılan durumlar, bunlarla ilgili bilgiler verdi. Bunlar hep söyleşi tarzındaydı. Yani hem karşılıklı bir fikir alışverişi oldu, hem de yine sorularımız soru cevap şeklinde oldu. Ama bunun dışında spesifik olarak üniversitemize baktığımızda eğitim engelli öğrenciler için öncelikle eğitim öğretim yönetmeliği çıkarıldı. Bu sınavlar mesela şimdi bir engelli öğrenciyi, bir engelli olmayan öğrenciyi aynı şartlarda sınav yapmak biliyorsunuz çok acımasız bir şey. Kesinlikle. Muaf olması gereken konular olabiliyor engel durumuna göre. İşte süreyi daha fazla tutmak gerekiyor ki yasal hakları zaten öğrencilerimizin. Evet. Bunlar bu yönetmeliklerle garanti altına alındı üniversitemizde. Bu anlamda öğrencilerimiz hani öğrenciler hocalarından ricacı olmak durumunda değiller. Evet. Onun dışında yine kütüphanemizde çok güzel gelişmeler var baktığımız zaman. Kütüphanemizde özellikle engelli öğrencilerimize yönelik birçok kitabı taramaya başladık. Ve oralarda da yarı zamanda kendi engelli
öğrencilerimiz çalışıyor. Hı hı. Bu da çok güzel açıkçası. Tabii dönem ki. Dönem bu şekilde çalışıyorlar. Bu tarz gelişmeler bize cesaret veriyor. Evet. Bilmiyorum arkadaşlara nasıl yansıyor da onlar üniversitede ne hissediyorlar? Birer evet. Hem başarılı hem engelli öğrenci ama olarak. Ama siz net olarak şunu söyleyebilirsiniz ki eğitim engelli aşıyor değil mi? Evet, kesinlikle. Yeterince yani kişilere göre, özel o ihtiyaçlarına göre olan aynen. insanların ihtiyaçları giderilse. Yeter ki bildirsinler. Yani çünkü şöyle bir şey, engelli birimimiz de var üniversitemizde evet. ve çok aktif bir şekilde çalışıyor. Özellikle engelli öğrenciler tespit etmeye çalışıyoruz. Hı hı. 35 tane öğrenciyi tespit edilmişti. Yani onlar kendileri gelmişti, başvurmuştu. Evet. Ama araştırma yaptığımızda bu sayının bugün 60-65 arasında olduğunu biz görüyoruz. Yani evet. her geçen günde artabiliyor. Tabii ki yani yaşadığımız... Hayat ve dünya şartları, şunlar bunlar, birçok olumsuz şeyleri gördüğümüz zaman bunların trafik kazası bile, her şey yani buradan başlayarak iş kazaları, hepsi evet. birçok şekilde engelli sayısı zaten azalmıyor, artıyor. Aynen. Maalesef öyle bir sıkıntımız var ama her zaman sümen altı edilen öteki, ilk ötekilerdir aslında, biliyor musunuz? Yani ilk insan olduğu zaman hı-hı. mesela zayıf olanlar hep geride kalırmış, atılırmış, öldürülürmüş. Yani engelliler ilk ötekilerdir. Yani onu kabullenmedikten evet, sonra toplum eğer ki hani çağdaş o yaşam kalitesi yüksek seviyelere gelecekse bence engellilerin ilk önce yaşam kalitesinin ve eğitiminin artması gerekir diye düşünüyorum. Sizin kesinlikle. Yanınızda gene düşündüm, kusura bakmayın. Estağfurullah, teşekkür yani ederim. Yani bunu da hak veriyorsunuzdur herhalde. Kesinlikle hak veriyorum. Ayrıca biraz önce demiştim hani son evet. yıllarda 19 Mayıs Üniversitesi bu konuda çok duyarlı çok, davranıyor. Çok. Mesela bizim engelli öğrenci, sadece engelli öğrencilerle rektörümüzün buluştuğu, rektörlerimizin evet, buluştuğu evet. toplantıları biz yıllık olarak geleneksel hale aynen. getirmeye çalışıyoruz. Ve bu anlamda sağ olsun yönetimlerimiz her zaman bizim yanımızda oluyorlar. Engelli öğrencileri dönem dönem bir araya toplanıyor. Hı-hı. Zaten birçok yeni fikir de toplantılarda ortaya çok çıkıyor. Çok güzel bir şey. Hayatı kesinlikle. Paylaşmak var burada yani. Çok çok güzel. Evet Gülçin Hanım, piyanoyu mu seviyorsun ya da kemanı mı seviyorsun? Hayat nasıl gidiyor? Neler yaşıyorsun? Üniversitede nasıl geçiyor? Tam bir piyano aşığıyım. Allah'ım. Çok güzel bir şeydir yani. Ben de üniversite için şunları söyleyebilirim. Birçok evet. olumsuz problemler diyeyim evet. ben size. Onları evet. kaldırdığımızı düşünüyorum. Ve birçok olumsuz algıları kaldırdığımızı düşünüyorum. Hani müzik öğretmenliği evet. işte nasıl gidilir, eğitim nasıl verebiliriz? Evet. Nasıl çalabilir mi? Ama göremiyor ki gibi algıları kaldırdık. Kendine güzel çalar. Değil mi? Nasıl güveniyor musun kendine mesela yani artık bir 5 sene yeterli mi? Piyano için soruyorum mesela. Yeterli değil. Yok. Değil mi? Yani kesinlikle. Çok zor bir keman bilhassa çok zor bir keman, evet. enstrüman olduğunu biliyorum öğrenilmesinin ve şey yapılmasının. Öyle bir duyum aldım ben. Bir de Stradivarius kemanları varmış çok pahalıymış. Keman hakkında bildiklerim sadece bunlar. Hani piyano dersen piyano çok pahalı eve sığdırılması duvar piyanoları varmış. Eve almak da kolay değil yani piyanoyu. Değil mi? Var ama. Ne olur destekle beni ya. Vallahi ortada bırakma. Yanımız var. Var tabii. Var değil mi yani? Evet. Bu konuda. Şimdi peki sen orada tek başına mısın gerçekten? Başka görme engelli diyeceğimiz yok. İlk müzik. Yok hayır. Müzik eğitiminde yok. Ailen nasıl bakıyor bu konuya mesela? Şaşkınlar. Hani nasıl girdim? Evet. Ben birkaç yerde de girdim. Evet. Olmadı. Hı-hı. Peki 19. sen nasıl düşündün yani kafanda? Neden bir şey ne bileyim yani sıvacı olmadın da geldi müzik çünkü seviyorum müziği öyle söyleyeyim. Müziğe karşı bir hayat buluyorum diyebilirim ben size. Mutlusun değil mi mutluyum, yani? Mutluyum çok mutluyum. Değil mi yani? Mesela en çok sevdiğin parça hangisi? Piyanoda icra. Ben anlamayacağım herhangi bir şey söyle. Chopin. Chopin. Çok romantik evet romantik bizde dönemin. Bizde var Chopin. Nasıl romantik mi Chopin? Romantik evet. dönem eserlerini ele alıyor. Klasik eserler hoş diyorsun yani. Evet hoş. Ankara'nın bağlarını çalabiliyor musun piyanoyla? Yok. Allah'ım çalabilir miyim? Yani şey piyasa yapmıyoruz biz piyanoyla. Daha çok piyanist şantörler ilgileniyor evet. o kısımda. Peki senin gibi olan şu an izleyen insanlara ne söylemek istersin? Yani bu bölümü tercih etsinler, senin yanına gelsinler mesela olsunlar ister misin? Yani her şeyin üstesinden gelebilirler. Gelebilirler değil mi? Kesinlikle. Evet, bir şeyler sadece istemek. Şu an sevdiriyorlar, inan bana yani. Ve sanırım azim. Çok örneksiniz. Evet, azim ve bir şeyi isteyerek yapın. Evet. Peki zorlandığın, en çok zorlandığın şeyler ne mesela? Bu zamana kadar gelirken yani. Ya ben burada tıkandım, bittim dediğin ve sonradan hani bir el tutar çeker ya insanı ya da bir şey, bir fikir, bir düşünce. Yani olumsuz düşünceler sizi yıpratıyor aslında evet. öyle söyleyeyim. Hani aa yapamaz hani hı-hı. almayalım, yok. Yapamaz evet. ya. Çok uzun zaman alır hı-hı. gibi şeyler yıpratıyor ama... Evet. Belli şeyleri yaptıktan sonra ve bunlar görüyor onları. Evet. Demek ki oluyormuş. Yani bir musibet bir nasihata beden evet. diyorsun. Ben de ortadayım işte. Musibetim diyorsun yani çok güzel bir şekilde. Ne güzel ya. Evet Seyit,
sevgili Seyit Balcı. Evet. Sen neler yapıyorsun mesela? Okulun nasıl gidiyor? Ve okulunda neler öğretiyorlar? Sosyal bilgiler neleri içeriyor? Sosyal bilgiler bayağı bir şeyi içeriyor. En zor dersiniz hangisi? En zor dersimiz. Şu an çok zor. Senin zorlandığın bir ders var mı mesela? Çok zor dersimiz şu an yok. İşte ya birkaç tane söyle, öğretmenlerin hocaların dinliyor seni. Tamam mı? Çok kolaymış diye ondan sonra önünüze koyarlar. Kuantum fiziği görürsün gönlümü. Yok, o kadar zor dersimiz yok. İşte derslerin kendi içerisindeki tabii ki bilgileri ya da işte ne bileyim materyalleri konusunda zorlanıyoruz. Onları da bir şekilde çözüp... Derslere çalışarak elimizden geldiği kadar. Geniş bir alanı var sosyal bilgilerin değil mi? Tarih, coğrafya. Bütün bilimlerden ne kadar bilim varsa azar azar alarak bir sosyal bilgiler topluluğu oluşturup öyle bir toplum, öyle bir işte toplumu anlamak için bir bilim oluşturulmuş. Efendim? Çok güzel şekilde bilgilendiriliyorsunuz yani birçok konuda öyle değil mi? Evet, yani birçok konuda ders alıyoruz. Yani tarih konusu, coğrafya, işte arkeoloji dersleri, işte psikoloji, sosyoloji, her türlü dersi alıyoruz içerisinde. Peki üniversitede şu an ikinci sınıftasın. Evet. Başlamadan önceki Seyit Balcı'nın yani hayata bakışıyla şu anki bakış arasında fark var mı? Tabii ki. Mesela tabii ne değişti hayatında? Nasıl bakıyorsun olaylara ya da? İşte hani, ne bileyim yani. Yaş olarak tabii ki hani lise konuda düzeyindekiyle şu anki düşünce tarzı tabii ki farklılaşıyor. Hani insan biraz daha sosyalleşiyor, biraz daha işte o çocukluk hissi bitmiş oluyor artık. Evet. Yani biraz daha kendini görmeye başlıyor. Hayatı neler yapabileceğini, yapmış. İleride ne düzeyde olabileceğini. Evet. Bunları düşünmeye başlıyor. Senin sınıfında arkadaşların var mı? Senin gibi? Tabii ki. Benim gibi yok. Görme engelli benden başka yok sınıfta. Arkadaşların olacak zaten. Sana tek bir tane sınıfı tavsiye etmişlerse yani. Tabii ki öyle bir şey. O da inşallah bir gün o konumlara da geliriz de. Engelli arkadaşım var bir tane sadece. Bedensel engelli o da. O seviyor mu seni? Gıcık kapıyordur sana. Yok, iyiyiz ya. Biz iyiyiz, iyi misiniz? Ne güzel. O bedensel engelli nasıl peki? Tekerlekli sandalye mi? Aynen, tekerlekli nasıl, sandalyede o da... Nasıl gidiş gelişi falan nasıl peki? Gidiş gelişte tramvay ya da işte hani... Hani gidiş gelişte çok büyük sıkıntı çekmiyor ama tabii ki çektiği durumlar var. Mesela otobüslerde olsun, her otobüsün o tabii aracı almaya... Müsait olmayabiliyor tabii ki. Ama ders olarak yani sınıfta birinci diyebilirim arkadaşlar. Hırslandırmışsınız adam önüne engeller koya koya. Değil İşte biraz öyle olmuş. Hakikaten çok çalışan, işte azmettikçe de yapan bir arkadaşımız. Hakikaten de yapıyor, çalışıyor. Adı ne bu arada? Batuhan. Yazıcı'ya buradan selam gönderelim. Peki o şahıs tekerlekli sandalyeyle sizin ders aldığınız, hani bir tek bir salonda ders almıyorsunuzdur eminim. Tabii ki. Yani farklı salonlar vardır yani. Oralara gidip gelirken zorlanıyor mu tekerlekli sandalye arasından? Şöyle, eskiden belki ama şu an üniversitemiz hakikaten o konuda çok çalışmaları i̇şte var. Bunu söylemeni istiyorum. Rampa eğimi olsun, işte asansör yardımı olsun. Hı-hı. Çok rahat bir şekilde gelip gittiğini ben biliyorum. Ama işte Samsun içerisindeki gibi değil tabii ki. Hani üniversitede çok rahat bir şekilde geliyor. Hani sınıfına çıkıyor. Hı-hı. Zaten genelde aynı katta derslerimiz oluyor. O katta da hani çok büyük bir sıkıntısı olmuyor benim bildiğim kadarıyla. Evli misin? Yok, değil. Vallahi bu güzellikle hala sağlam dururuz. 19 iyi boş kalmış. Yani başka ne diyeyim yani. Hiç sana sormayacağım. Hiç bekleme, o soruyu sana sormayacağım. Sen daha çalacaksın. Senden davulcu yapacağız seni. Oradan parayı vuracağız yani. Peki sevgili hocam, siz birçok yer gezdiniz değil mi? Yani şehir üniversite, Hacettepe'yi gördünüz, ODTÜ'yü gördünüz. Evet. Peki bunlar arasında bir fark var mı hiç engeller açısından baktığınızda? Yani 19 Mayıs Üniversitesi olabilir. Daha doğrusu bu dönem içerisinde hiç engelli arkadaşlarınız oldu mu? Engelli akademisyen arkadaşım... Akademisyen olmaya çalışan engelli arkadaşım aslında olmadı. Ama lisans eğitimi sırasında görme engelli sınıfta bir arkadaşımız vardı. Hocalarımız genellikle onun ses kaydı almasına izin veriyordu. Evet. O bu şekilde önceden bilgilendirerek hocalara izin alıyordu. Mesela benim kendi öğrencim olmuştu. İlk yardımcı doçent oldum, başladım. Sınıfımda görme engelli bir öğrenci vardı. Ve ben de psikolojiye giriş dersi anlatıyorum. Evet. Konu da geldi insan fizyolojisinin ruh sağlığına etkisi ve anlatırken sinir hücresi anlatıyorum. Şimdi diğer öğrenciler için sunumda gözüküyor. Sinir hücresi şekil olarak gözüküyor. Evet, renk her yer gözüküyor. Öğrencim en önde ve çok ilgili de bir öğrenciydi açıkçası. Çok da başarılıydı kendisi. Bir an böyle bir durdum. Ben şimdi bu öğrencime bu sinir hücresini çok soyut bir şey nasıl anlatacağım?
En sonunda o en önde otururdu hep. Gittim yanına, eline dokundum, eliyle sinir hücresi. İkimiz birbirimizle sinir hücresi yaptım. Bak burası sinir hücresinin burası, burası, burası falan. Bunu böyle açtım. Ondan sonra şunu fark ettim. Gerçekten insan yeter ki öğrencisine bir şey anlatmak istesin, bir şey vermek istesin. Samimi İnanın olsun, her türlü aynen engeli aşabiliyor. Yani hocalar için de çünkü bazen zor olabiliyor öğretim üyeleri için. Onu nasıl öğreteceğini bilemeyebilir. İlk defa benim gibi karşılaşmış olabilir. Yani bu anlamda bizler de hani gördükçe, yaşadıkça ya da öğrenci talep ettikçe, deneyimledikçe gelişiyoruz. O yüzden önemli bir, güzel bir deneyimdi benim için. Ama zaten amaç ve niyet önemli. Yani samimi olduktan sonra. Kesinlikle. Biz demiyoruz ki zaten. Yani ben her zaman söylüyorum. Yani engelleri hani böyle bağışlar yapıp bizden de rahatlayacağız. Onları tanımaya çalışın. Hani komşunuz Aynen. olabilir, akrabanız olabilir. Hani onların dünyasına bir girin ya. Çok fazla zararınız olmaz yani. Hatta kazanınız olabilir. Herkes diyor ki engellilerin paraya ihtiyacı vardır. Kafada Türkiye'de böyle bir algı var. Evet öyle bir Halbuki, algı var. Ama aynen. onların eğitime ihtiyacı var diye öyle değil mi bilmiyorum. Yani Seyit sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ya ben bu değil konuda yani engelli engelsiz diye bir kavramla olması da saçma. İşte haklısın. Aynen yani insanın bir engeli olması çok bir şey fark etmiyor bence. Evet. Yani bütün ihtiyaçları normal sadece o engelinden dolayı Özel fazladan bir birkaç var. Tane evet. ihtiyacı olabilir. Hı hı. Ya da işte onların düzenlenmesi gerekebilir. Yani bunun için ayrı bir çalışma yapılmasına işte ne bileyim sadece onun üzerine gidilmesine gerek yok. Evet. Hani belki zorluklar çekecek ya ama... Erişebilirlik, ulaşabilirlik kaldırıldıktan sonra... Ondan aynen sonra öyle. Ondan sonrası zaten öğrenciye ya da işte o engelli kişiye kalmış. Herkes aynı aslında. Dünyadaki bir sınavı sadece onun. Hani çok bir şey değil. Yani özel ihtiyaçları olan şeyler diyelim. Nasıl olsa birisi gözlük kullanıyorsa mesela sen Tabii mesela ki. Gülçin ya da siz gözlük kullanıyorsan benim de tekerlekli sandalye var. Ben de tekerlekli sandalye bağımlısıyım yani. İşte... Aslında yürüyebiliyorum ama böyle zengin gösteriyorum. Yani onun için yani şartlar uygun olduktan sonra yapılmayacak bir şey yani, yok. Sadece hakkımızı istiyoruz hani şey olarak ekstra bir şey beklemiyoruz. Peki sen mesela şimdi senin kaçıncı sınıf olmuştu dedin sen? İki. Gülçin ikinci sınıf. Kaç sene daha okuyacaksın? İki sene mi? İki hazırlık sene. Var mıydı? Yok hazırlık yoktu. İki sene daha okuyacaksın. Ondan sonra müzik öğretmeni olacaksın. İnşallah. Sen şu an mesela hiç merak edip de gelip senden ya piyanodan hiçbir şey gösterir misin diyen yani ben öğrenebilir miyim diyen hani görme engelli olmayabilir. Arkadaşlar oluyor mu mesela? O konuda arkadaşlar nasıl görüyorsun oluyor. Kendini? Şöyle söyleyeyim, benim piyano öğrencim de vardı. Yapabiliyorsun artık, sana hayata atıldım diyorsun yani. Bak ne güzel. Ne güzel. Lise dönemimde öğrencim vardı, piyano öğrencim. Evet. Oluyor yani. Hı-hı. Arkadaşların anlamadığı yerlerde hani burası nasıldı? Evet. Soruyorlar, onda hiç Sonuçta enstrümanı sen herhalde dokunup hissederek, evet. hani bir söz vardı ya, körün parmak uçları kadar hastası olan, gibi bir şey değil mi? Birisi söylemiş ama ben toparlayamadım. Boşver, önemli değil demek ki. Ama yani bunu çok rahat sen şimdi bir kemanı bence gören bir kişiden daha fazla hissediyorsundur diye düşünüyorum. Evet. Hani hisleri kuvvetlidir kısmına gelmiyorum. Çünkü siz gerçekten bir şeyleri daha iyi tanıyabiliyorsunuz. Aletleri, enstrümanları değil mi? Evet. Öyle bir artınız var bence. Sonuçta parmaklarınla çalışıyorsun. Kafa atarak da yapmıyorsun yani. Değil mi? Yani. Hani diğer arkadaşlar A4 kağıdında yapıyorsa... Evet. Atıyorum ben 5 metrelik kağıtları duvara asarak yapıyorum. Aynı şey, değişen hiçbir şey yok aslında. İşte özel bir ihtiyacı var, onu da giderdiğinde sorun ortadan yani, kalkıyor. Evet. Hocam siz, hocam yani bu kadar çok şeyin içinde bulunmuşsunuz. Yani gerçekten takdire şayan, bakın bunu yüzünüz diye söylemiyorum, hiç teşekkür etmeyin. Yani ben şu projelere sadece şöyle baktım, hep sosyal hayatın içindeymişsiniz. Evet. Sen amacınız ne sizin? Yani ne yani gerçekten? Aslında çok güzel bir şey. Yani takdir edeyim. Ediyorum. Sağ olun. Ve hepsinde alnınızın akıyla bir şekilde tamamlandı diyor. Tamamlandı diyor. Tamamlandı diyor. Bazıları da hala devam olsun, eden projelerimiz var. Onlar tamamlanacaktır ama yani Aynen. ben parmak bastığınız konulara şöyle bir bakıyorum da yani öğretmenlerin işte uygun etmeyen faktörlerin belirlenmesi. Ben bunu ilk defa cümle içinde kullandım. Okulda zorbalık ve nedenleri. Bakın bu sıra çok önemli bir şey bu. Evet. Yani öğretmenlere resmen öğrenciler tarafından hakem kesildiği bir ülkede yaşıyoruz. Vallahi yani sen bunu isteyenler baksın. Kimse öyle bana güllük gülistanlık demesinler eğitim sistemi. ODTÜ öğrencilerinde beden imajı. Hı hı. Bu ne? Beden imajı nedir ya? Yani imaj sadece bir şey susuzluk her şeyi orada bıraktık biz imajı. Yani onun dışında üniversite öğrencilerinde iş bulma kaygısı. Evet.
Yani bunlar son yıllarda çok ciddi sorunlar. Aynen ve artış gösteriyor. Özellikle o psikoloji bölümünde iki tane lisans öğrencisiyle TÜBİTAK projemiz de o bizim. ve TÜBİTAK projemiz sonucunda bir ölçme aracı geliştirdik. Ve şunu gördük ki bölümden bölüme farklılaşmakla birlikte genel olarak üniversite öğrencilerinde genel bir mezuniyet sonrasına ilişkin iş bulma kaygısı yüksek. Çok. Yani bu da aslında gelişmekte olduğumuz bir ülke için belki böyle. Tabii. Yani bizim gibi bu kategorideki ülkelere baksanız belki onlar da benzer çıkacak ama biraz daha bizde bu iş ve baktığımızda mesleki değerler de çok değişiyor. Çok. Yani benim özellikle uzmanlık alanım kariyer psikolojik danışmanlığı olduğu için şimdi konuyu çok saptırmak istemiyorum ama. Bunların hepsi diyorum ya ayrı bir konu başlığı ve benim buradan gelmek biz sorunlu bir ülkemiz ya bu kadar gerçekten. Yani yok, bunların yani. Aslında ayrı ayrı öyleyiz gerçekten ve üzerinde durulması gereken çok önemli konular var burada. Peki bunların devamında neler görüyorsunuz? Yani kafanız rahat mı ya? Yani aslında şöyle bir şey, bence bizde iyi, genç, güzel bir potansiyel var. Hani hep denir ya biz genç nüfusu fazla olan bir ülkeyiz diye. Evet ama şimdi benim son yıllarda hani birçok farklı sınıfa girdiğim için de gözlemliyorum. Genel olarak öğrencilerimizde genel bir umutsuzluk var. Hevessizlik, isteksizlik, mutsuzluk. Biraz daha karamsarlar. Sanki yani biraz bunu gözlemliyorum. Umutsuzluk var. Ve inanın bölüm fark etmiyor. Genel eğilim bu şekilde. Hani A bölümü, B bölümü böyle de diğerleri değil değil. Yani birçok öğretim üyesi arkadaşımla da konuşuyorum. Benzer şeyleri onlar da gözlemliyor. Belki bunu değiştirmemiz. Dolayısıyla çünkü insanlar bir şeyde ilişkin umudu kalmazsa onun için çaba harcamamaya başlıyor. Çaba harcamazsa tabii ki başarı elde edemez. Dolayısıyla bu umudu tekrar uyandırmak, heveslendirmek gerekiyor. Bu yönde de aslında birçok çalışma yapılmaya başlıyor yeni yeni. Yani bu kariyer olayındaki yani mesela sizin psikolojik danışmanlık bunu içeriyor değil mi? Evet yani sadece kariyer değil ama kariyer bir uzmanlık alanı. Evet. Mesela bir diğer evlilik ve aile danışmanlığı, okul psikolojik danışmanlığı birçok böyle özelleşmiş alanı var ama ülkemizde psikolojik danışma rehberlik dediğimiz zaman zaten alan olarak insanla ilgileniyor. Tabii, dolayısıyla insan biliyorsunuz çok kompleks, karmaşık bir varlık. Çok. Hele ki bir de onun ruh sağlığıyla ilgileniyorsunuz. Tabii biz şurada karıştırılmasın. Psikolojik danışmanlar ruh sağlığı normal insanlarla çalışan bir meslek grubudur. Dolayısıyla onları eğiten kişiler diye düşünüyorum. Yani evet, hani onların yaşadığı uyum problemleri olabilir ya da farklı olabilir ama hani biz klinik popülasyonla çalışmıyoruz. Evet. Dolayısıyla insan işin içine girince birçok konuda otomatikman işin içine giriyor diye düşünüyorum. Mesela ben bilmiyorum Gülçin, Seyit mesela siz de arkadaşlarınızdan mutlaka gözlemliyorsunuzdur yani bakıyorsunuzdur. Ya antidepresan toplumu olduk. Evet. Bilmiyorum bunun farkında mısınız? Kullanan arkadaşlarınız vardır. Şimdi çok ufak durumlarda bile direkt aslında insanlar gideceği basamakları bile bilmiyor. İlk önce psikoloğa gitmektense psikiyatriste gidiyor. Kesinlikle. Psikiyatrist direkt bir ilaç yazıyor. Hani mesela nasıl anlatayım? Ve o ilacın bağımlısı oluyor. Bağımlısı olunca bu şeyi bırakmak istediğin zaman bırakamadığını anlayınca bağımlısın. Yani. Başlamak önemli değil. Ben kendimden çok iyi biliyorum bu konuları ve ya çok yaş seviyesi çok aşağılara inmiş. Hı hı. Ve üniversite gençliğinin hani bakıyorum istatistiklere bakıyorum. Her gün elimden geldiğince birçok makale okumaya çalışıyorum. Birçok haberlere bakıyorum falan. Ha bu normal değil, öyle değil mi? Bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda yani, ben şunu düşünüyorum. Acaba bizler de ebeveynler olarak çocuklarımız en ufak bir zorlukla karşılaştığında aman çocuğum çekmesin, dur hemen üstesinden gelim. Böylece bakıyoruz yeni nesil aslında birçok zorlukla karşılaşmamış. En ufak bir zorlukla ya da daha büyük bir engelle karşılaştığında baş etme mekanizmaları sanki çöküyor. Dolayısıyla ne oluyor bu sefer? Hemen işte bir psikiyatri olabilir. Hayır, gereken vakalar olur, ona bir şey demiyorum. Tabii. Ama hemen bir ilaç kullanayım ya da dışarıdan hemen bir farklı bir şey olsun. Hani çabucak hemen yırtıyor. Evet yani içsel disiplini, içsel olarak kendini güçlendirme sanki eskiden daha mı yaygındı şimdi mi azalıyor? Bana biraz öyle geliyor. Ama bu kendi gözlemim. Medyada gelişti, medyada işte bir şeylerin araştırılması çok çağ şey yapıyor. Artık birçok haberi mesela haberlerin bence artık 7 yaş ve üzeri olması gerekir diye düşünüyorum. Evet aynen. Ya da dizilerin 7 yaş ve üzeri olmasını düşünüyorum. Hani ne bileyim işte sigara içmek yasak ama şehrin ortasına roket atmak çok normal yani bunlar. İnsanlar bunu görünce bilmiyorum arkadaşlar gençlik, sevgili gençlik. Sizler ne düşünüyorsunuz yani? Yani toplumlara bakış açınızdır mesela. Gülçin sen nasıl bakıyorsun? Mesela senin yadırgan arkadaşların oluyor mu mesela? Çünkü siz örneksiniz. Bakın mesela eğitiminiz olmasaydı, şu an içinde olmasaydınız bu olayı, ne yapacaktınız mesela? Düşünebiliyor musunuz hiç mesela? Hani engelli olan onlarca insan var. Bir dört duvar arasında kapanmış, hayalleri olan.
düşünen, sonra da ilaç kullanmaya başlayan ve bunların devamı da hep bu şekilde geliyor. Ben bu soruyu evet. bir Seyit'e yönelteyim. Tamam. Seyit sen ne dersin mesela bir sosyal bilimci olarak? İnsanın hayattan bir umudu, işte bir evet. beklentisi ya da işte hedefi. Varmak istediği bir nokta olursa, bir hedefi olursa işte o zaman bir şeyleri yapabilir. İşte o çektiği sıkıntılar, acılar bir yerde güzel gelmeye başlar. Hani o evet. sıkıntı olmazsa zaten hiçbir şey olmaz. İnsan peki. sıkıntı çekecek illaki yani tabii. çok kolay bir şekilde alırsa dediniz ya biraz önce işte evet. hani çocuklar falan izlemesin televizyon işte ya da evet, haber evet. falan. Çocuk küçükken ağlayarak her istediğini alabiliyorsa evet. ileride bunu çok kullanıyor. Tabii. Ve ne görse istemeye başlıyor. Evet. Ama bir şeyleri azmederek işte hani istediği çaba şeyi biraz ederek, çaba sarf ederek biraz sıkıntı çekerek aldığı zaman onun evet. değerini daha çok biliyor. Artık biz onu biraz daha azim işte vermemiz gerekiyor hı hı. çocuklara. Biz azimsiz ne isterse artık onu veriyoruz. İşte evet. ağlıyor ne istiyorsa onu veriyoruz. İşte evet. Belki 8-10 yaşına gelene kadar çocuk... Üzerinde fazla durmuyoruz ya değil mi? Hemen tabii anı ki. Kurtarmayı istiyoruz. Sussun da ne olursa olsun. Yani. Aynen öyle. Evet. Aynen hazır öyle. Bir şekilde koyuyoruz. Evet. Evet. Çocukluktan itibaren ülkemizde yetiştirme durumu öyle. Hani evet. küçükken ta 5-6 yaşına kadar işte sürekli annesi babası yanında her dediğini yapan evet. bir toplum haline gelmeye başladık. Hani hı-hı. mesela sürekli hani örnek olarak verilir. Avrupa'da işte bir insan tabii. gider işte çocuk gider yemeğini alır işte yer düşünce her şeyini yapar. Düşünce falan pek karışmıyorlar ya bırakın kendi kalsın diye hatta sağa sola fırça atanları gördüm ben. Evet. Aynen öyle. Otellerin bazılarında evet. birçok yerde zamanında. Ama sizler örneksiniz. Kendi peki... kültürümüzü kaybetmeye başladık. Tabii önce. Yani o da ayrı artık mevzu. O gitmeye başladı. Kendi yani, kültürümüzü evet. kaybettikçe kendimizden evet. uzaklaştıkça... Kendimize yabancı olmaya başladık. Evet. Peki siz mesela arkadaşlarınızın sorunları oluyordur, sağlıklı arkadaşlarınızın. Ama siz birçok mücadelenin içerisinden kat ve kat kaçarak geçiyorsunuz. Yani komik geliyor mu siz onların ufak tefek şeyleri? Bana geliyor şahsen, bakın bunu dürüst olarak söyleyeyim. Hani çok ufak tefek şeyleri takıyor insanlar. Farkında çok büyütülüyor, mısınız? Evet. Takıntılar falan böyle yani şu şöyle olmadı da, işte şunu yapamadım da, şuradan olmadı da, buradan olmadı da gibisinden. Bu konuda elbet bir sürü arkadaşınız vardır, öyle değil mi? Ama sizler işte onların karşısında dimdik duruyorsunuz. Yani birçok şekilde diyorum ya örneksiniz yani. Öyle görmüyor musunuz kendinizi yoksa? Estağfurullah. Yani örnek estağfurullah. Demeyelim. Örnek diyelim. Yok yok ben diyorum. Siz demeyin ben diyorum. Ya, Türkiye'de tamam. bir vardır illaki öğrenciler çok mutlaka fazla. Vardır, eğitim mutlaka. Alan onlarca, yüzlerce, binlerce tabii, engelli tabii. öğrenci var. Yani bunların içinden sadece biz bugün çıktık. Tabii. Şu anda biz varız. Ama hani örnek olarak değil de fark etmez. Herhangi bir öğrenci de olsa şeyleri azmederek alırsa ya da işte hani sıkıntı çektiği zaman işte dayandığı yer önemli. Evet. Umuduna işte ya da en çok istediği şeye, en büyük hedefine ulaşmak için elinden geleni yapabiliyorsa o zaman bir sıkıntı çekeceğini zannetmiyorum. Ama şu da bir gerçek ki engeller her zaman için bir adım geriden başlıyor. Şimdi bir adım geriden başlarken şöyle bu bir sıkıntı oluyor. Bu mücadele daha fazla oluyor yani bu da bir kesin. Tabii ki ama şimdi engelini yıkacağım diye düşünürse tam tersini düşündüğü evet. zaman da 3 adım birden daha geriye gidiyor. İşte bir ben, adım gerideyken o umudu yakalarsa 5 adım bir anda öne işte geçiyor. İşte o sensin. İşte o sizsiniz. Yani. Estağfurullah. Yani i̇şte bizim gibi çok çok insan var. Mutlaka vardır canım. Yani onlar orada hayattan... Olunca onları da söylerim sen rahat ol. Hayattan umudunu kestiği için biraz. Yok yok siz gerçekten şu an bir buradasınız ve gerçekten verdiğiniz örnekler, yaşadığınız şeyler öyle kolay şeyler değil yani. Yani çünkü Türkiye'yi biliyoruz, yaşadığımız ortamı biliyoruz. Ben de bir engelliyim. İşin zorluklarını çok iyi biliyorum. Allah'a şükür ben engelli olmadan okul ve vatan borcunu ödemişim, gitmişim, işe girmişim falan filan ama yoksa şu an düşünüyorum kafamda. Da bu şekilde nasıl acaba hayatta devam ederdim? Çok zor. Şu an ben kendimi sizin gibi mesela yapabilecek mücadeleci kadar birisi görmüyorum. Samimiyetle söylüyorum. Ama onun dışında mesela şöyle bir şey var. Bu üniversitelerin ben bu program başladığından beri her zaman söylüyorum. Bütün bölümlerinin, üniversitelerin bütün bölümlerinin engellilerine, erişebilirliğine, ulaşabilirliğine uygun olması söz konusu değil. Olmaması da gerekir zaten yani olmayabilir. Tabii. Bunu ben programdan önce mi söyledim şimdi mi söylüyorum? Programdan önce, söyledim, önce evet kısa evet. bir soru. Yani bazı bölümleri hep söylüyorum yani hep üzerinde durduğum için. Engellilerin mesela görme engelleri için ya da şu engeller için uygun olduğunu ÖSYM kılavuzlarında mı hala var mı onlar bilmiyorum seçeneklerini artık yaparken. Daha interaktif ama belirtilebilir onlar. Yani veya onun için insanların yani bu engelli şahısların bir hedefi olur. Hı-hı. Ben hep burasındayım işin. Hı-hı. Hayata tutunma sebepleri olur yani yılmazlar. Ya da işte ben ne olacak diyor şimdi liseyi bitirdim evet. ne olacağım ya bir üniversite yok ki diyor. Ama işte böyle üniversitelerin olması, üniversitelerin de böyle fakültelerinin bir iki tane olsun ya üç tane beş tane olsun her üniversite dolduğunu düşünelim.
gerçekten çok ciddi bir açığa cevap verecektir. Kesinlikle. Yani bunların sizin gibi programlarla aslında duyurulması, tanıtılması lazım vallahi ki çok diğer insanların da haberi olsun. Çünkü evet. Gülçin gibi ya da işte Seyit gibi birçok daha öğrencimiz var ama bunlardan haberdar değiliz yani. Biz üniversitede evet biliyoruz ama onun dışında birçok insan bunlardan haberdar değil. O yüzden bu programların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Daha böyle birçok öğrencimiz var. Dolayısıyla bu diğer insanlara bir hedef olacaktır. Tabii. Bir onların da azmetmesi için bir yol gösterici harita olacaktır diye umuyorum. Evet. Peki şimdi nasıl anlatacağım, nasıl soracağım, ne soracağım bilmiyorum ki, bir sürü şey var. Aslında girerken kafa da karışıyor ondan sonra. Ben size biraz bahsettim. Lütfen buyurun, evet lütfen. Sonra siz konuşun. Bahsetmediğim birkaç şey vardı lütfen. Engelli öğrencilerle yapılan. Tamam, biraz nasıl? Onlardan da tabii. Değinmek istiyorum. 40. yıl faaliyetleri kapsamında zaten siz de sağ olun üniversitemize geldiniz. Onu programımıza konuk oldunuz. Üniversitede biz sizi de misafir etmiş olduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu kapsamda özellikle üniversite öğrencilerim yani engelli öğrencilerim web sayfamızda erişilebilirlik sorunları da giderilmeye çalışıldı. Bu kapsamda bazı çalışmalar da yapmaya çalıştık. Web sayfamızda sanıyorum şimdi artık hani engelli öğrencilerin rahat erişilebileceği 19 Mayıs Üniversitesi web sayfası da rahatlıkla erişilebilir bir hale geldi öğrencilerimiz için, engelli öğrenciler için. Yani ben aslında şunu demek istiyorum. Öğrencilerimizin kendini saklaması ya da ihtiyaçlarını belirtmemesine gerek yok. Talep ettikleri müddetçe birçok şeyin yapılabildiğini görüyoruz. Yani o anlamda gerçekten çok şanslılar çünkü çok iyi niyetli bir üniversitedeler. Kesinlikle. Ve bence bu gelişmeler daha da hızlanarak artacaktır diye düşünüyorum kendi adıma. Sizler varken böyle bu samimiyet de varken yani nasıl olmasın ki ya? Ben bir başarısızlığın olabileceğini böyle güzel kardeşlerimi de görünce olabileceğini sanmıyorum. Yani Allah size Rabbim sağlık versin diyorum. Teşekkür ederim herkese. Size başarılar dilemek haddim değil. Zaten başarılısınız. Sağ olun. Yani ne bileyim yani onu söylüyorum ya. Şimdi siz ne kadar heyecanlanacağız şöyle böyle dediniz ama program bitti. Valla yani samimiyetinde ne söylediniz peki? Gülçin Hanım sen ne söyledin mesela programda? Son olarak bu özet çıkarmış. Bir tane son sözleri alayım yani son sözleri derken program için. Program için. Evet. Güzel şeyler yapacağız. Başaracağız. Evet, senin gibi olanları da çağır mesela bir onlara da. Kesinlikle her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Yılmayın de ne bileyim. Algıları kaldıralım. İsterseniz her saçınızı şey orada boyayabilirsiniz. Engel yok hiçbir konuda değil mi? Hiçbir konuda engel yok evet. Evet. Seyit sen neler söylemek istersin? Ben de aynı şeyleri söyleyebilirim yakın. Çünkü insanın azmi olması gerekiyor. Bir umudu, bir hedefi olması gerekiyor. Bu hedefi küçük bir şey olarak belirlerse ulaştığı zaman biter. Orada biter. Ama üstüne ulaşabileceği çok büyük bir hedef koyabilirse ya da işte hayali olabilirse o zaman engelli olup olmaması hiç önemli değil. Hani insanın bir hedefi olduğu zaman o hedefte elinden geleni yapar, bir şekilde başarılı olur. Başarılı olamasa da en azından bir şeyler yaptım diyebilir. Evet, çok güzel. Kademe kademe de olsa bir şekilde tabii bir şeylere varılabilir. Zaten gökten indiğin anda zaten görüyoruz bir insanların mevki ve makamları hak etmedikleri halde geldiklerinde onların nasıl bocaladığını görüyoruz. Bir şeyler hak etmek lazım. O da bir mücadeleyle, emekle geçiyor. Hocam siz de son olarak ne söylemek istersiniz? Ben son olarak öğrencilerimize kendilerini saklamamalarını ve taleplerini, ihtiyaçlarını dile getirmekten çekinmemelerini söylüyorum. Özellikle engelli öğrencilerimize. Bunun dışında da yarın Cumhuriyet Bayramımız. Evet. Şimdiden herkesin Cumhuriyet Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Onu söylemedik bir şey kaldıysa hocam paylaşmak istediğiniz hemen paylaşmak istediğim ve söyleyemediğim çok, sanıyorum bir şey kalmadı. İyi aslında miyiz? Bunu almıştım önüme ancak pek de bakmadım. Ama çok güzeldi verdiğiniz şeyler. Zaten diyorum yani siz niye bir şey alıyorsunuz ki önüne? Zaten doldurmuşsunuz yani donanımınız. Yani ne bileyim yani çok kıskandım ben. Öğrencilere kıskandım valla. Öğrenci olasım geldi. Olmak da isterdim ama diyorum ya. Çok teşekkür ederim ben programıma katılıp beni onurlandırdığınız için, sizler de öyle, içini doldurduğunuz için programın. Çok teşekkür ediyorum. Dilerim önümüzdeki zamanlar içerisinde memuriyet hayatınızda ya da diğer de görüşürüz ya da daha sık görüşürüz. Sizin başarılarınızı duyacağıma eminim. Ayşenur Hanım size bir şey demiyorum. Soru sordum 3-4 tane. Çok özür dilerim. Rica ederim. Sağ olun, var olun. Gerçekten. Nazik davetiniz için biz teşekkür ederiz. Biz gülüyoruz ama gerçekten yani şu ülkenin ihtiyacı olan 3-5 yani bir şeyden birisi varsa eğitimdir. Ve siz de bunun altını çok güzel dolduruyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Bu da her halinizden belli. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
Sevgili seyirciler, hala ben sağa sola bakmadan programın bittiğini bana gösteriyor arkadaşlarım, kameraman arkadaşım. İstemiyorum ama maalesef bu hafta da Engelsizsiniz programının sonuna geldik. Çok güzel konuklarım vardı. Bakın hala uzatıyorum. Çok güzel konuklarım vardı. Onlarla sohbet etmeyi çok güzeldi. Murat var. Murat Tekin, işaret dil tercümanı. İşte Ahmet Tayfur Aslan, onları bize haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.